Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd yeri göğü arasındakiler yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videonun konusu hayat rehberimiz olan Kur'an'da Allah Celle Celaluhu'nun "Ey iman edenler" diye seslenerek müminlerin şeref ve izzetini yükselttiği 9. nida olan Bakara suresi 267. ayetteyiz. Allah Celle Celaluhu bu ayeti celilede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku infak edin, min tayyibati ma kesebtüm, kazandıklarınızın temizinden infak edin. Ve mimma ahrecna lekum, sizin için çıkardıklarımızdan da, minel ard, yeryüzünde, yer altından sizin için çıkardıklarımızdan da infak edin. La teyemmemul habise minhu tunfikune ve lestum bi ahizih. Sakın ha, yeryüzünden veyahut da yer altından kazandıklarınızın pis, habis olanından vermeye kalkışmayın. İnfak etmeye kalkışmayın. Ve lestüm bi ahizihi, size verildiği zaman hoşunuza gitmeyen şeyleri, yani siz aldığınız zaman hoşlanmayacağınız derecede pis ve habis olan şeyleri, yiyecekleri ya da infakın çeşitleri olabilir. Bu şekilde olan bir infakı siz de vermeye kalkışmayın. La teyemmemu, kalkışmayın. İlla en tuğmidû fih. Yani gözlerinizi kapatarak alsanız bile, ancak gözlerinizi kapatarak alacağınız şeyin, böyle kötü bir şey alıyorsun ya, hani diyelim gittin bir misafirliğe ya da yolda bir arkadaşlarını gördü, sana bir şey ikram etti ya da infak etmeye çalıştı ama yani ele alınacak bir şey değil, yenilecek bir şey değil, çürümüş, kokmuş, bozulmuş, elbise ise yırtık. Ama buna rağmen adam sana veriyor, al diyor. Sen de adamı kırmak istemiyorsun ya da çok ihtiyacın var ama alıyorsun, ama gözünü yumarak alıyorsun böyle. İşte bu şekilde olan bir malı siz de infak etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada ayet-i celleyi bitireyim. İnşallah hadislerle daha iyi anlaşılacak. Ve'lemu, biliniz ki ennallâhe ganiyyun hamid, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu zengindir ve övülmeye layık olandır, övülendir. Değerli kardeşlerim, müfessirler bu ayeti celilenin iniş sebebini Ensardan olan Bera İbni Azib ve İbni Ebi Hatim
diyorlar ki biz diyorlar bahçelerimizdeki hurmaları olgunlaştığı zaman salkımıyla birlikte koparıp mescidin bir yeri varmış oraya asıyorlarmış. Ehli Sufa'dan olan fakirler, ilim tahsil eden talebeler veyahut da ihtiyaç sahibi olanlar acıktığı zaman gelip sopayla o salkımlara vurarak düşen hurmaları yiyorlarmış. Tabi sahabenin içinde iyi olan hurmaları getiren de oluyormuş. Bozuk, çürük olan, küçük olan, yani satmaya değeri olmayan, satılmayacak değerdeki bozulmuş hurmaları ya da küçük olan hurmaları getirip salkımıyla birlikte onlar da oraya koymuşlar. İşte bu ayet-i celile bunların bundan men edilmesi için inmiş olduğunu söyleyenler var. Bir de zekat malı infak ediliyordu ya, hani zengin olan, nisap miktarı hurması olan, işte yiyeceği olan, içeceği olan. Tabi zekat sadece altın gümüşten olmuyor biliyorsunuz. İşte adam malını topluyor, zekat olarak da o malın en çürüğünü, en çarığını veriyor. Halbuki Allah için veriyorsun sen. Ey Müslüman, malının en iyisini versene, sen kime veriyorsun ki? Allah'a veriyorsun. Senin verdiğin Allah Celle Celaluhu, yani senin verdiğin çürük çarığa mı muhtaç? İnna Allahe ganiyun hamid. Muhakkak ki Allah zengindir. Sen zaten onun için veriyorsun. O zengin, o zaten zengin. Şöyle bir hatırlatma yapalım. İnşallah teşbihte hata olmaz. Diyelim sizin çok zengin bir arkadaşınız var ve ona da siz bir şey ikram edeceksiniz. Yani o zengin olan adama gidip de pazarın en çürük çarık meyve sebzelerini toplayıp verseniz olur mu ki? Siz bunu yakıştıramıyorsunuz o zengin arkadaşınıza. Allah Celle Celaluhu için infak ettiğiniz malı niye böyle yakıştırıyorsunuz? Onun için ya vermeyin ya da verdiğiniz zaman en azından kendi çoluk çocuğunuzla yediğiniz kalitedeki bir malzemeyi verin. Yiyecek ve içeceği verin. Duyuyorum mesela adam geliyor, işte Allah için kermes malzeme topluyor, gidiyor işte diyelim ki adam satamadığı elinde kalmış malları veriyor kermese. Allah için al tamam, infak ederim. Veyahut da elbiseleri yırtılmış, artık giyilmeyecek derecede, ayakkabıları yırtılmış, sökülmüş. Bunlar artık giyemiyor, infak ediyor. Yani öyle şeyler olur mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Ahmed bin Hanbel'in İbn Mesud radıyallahu anh'tan da rivayet ettiği bir hadisinde buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu dünyalığı hem sevdiği hem de sevmediği kişilere verir. Ama dini sadece sevdiği kişilere verir. Onun için kulun kalbinde ve dilinde Allah'ın sevgisinin olması lazım. Kul kalbiyle Allah'ı zikredecek, diliyle de Allah Celle Celaluhu'yu tesbih edecek. Neden? Çünkü hem dünyalığı veriyor sevdiği kişiye hem de dini. Eğer ki sizler şu anda beni dinleyen kardeşlerim dini önemsiyorsanız, dine göre kendinizi düzeltiyorsanız biliniz ki Allah Celle Celaluhu da sizi seviyor. Ve Allah Celle Celaluhu'nun sizi sevdiğini bilmeniz en büyük delili işte size hem dünyalık hem de dini vermiş olmasıdır. Sizin Allah'ı hatırlayıp onu tesbih etmeniz, onun yolunda malınızı infak etmeniz, onun için mücadele etmeniz, Allah Celle Celaluhu'nun sizi sevdiğinizi göstergesidir.
Onun için hani misalleri hep veriyoruz. Diyelim ki İstanbul'un rütbe bakımından en zengini neyse, en şereflisi, makamı, mevkisi yüksek olanın sizi sevdiğini biliyorsunuz. Nasıl oluyor? Böyle bir içinize sevinç doğuyor, değil mi? Halbuki en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun bizi sevmesidir. Onun için bunun kıymetini bilin. Ve Allah Celle Celaluhu'nun bizi sevdiğinin en güzel delillerinden biri de hayat rehberimiz olan Kur'an'da 89 yerde "Ey iman edenler" diyerek bizlere seslenmesidir. Başka bir ayet-i celilede Ali İmran suresi 72. ayetinde "Len tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Len tenalu, len biliyorsunuz ki nasb edatlarındandır. En len key izen. Len fiili muzari'nin başına geliyor. Tenalu tek başına erişir. Tenalu nedir aslında? Len geliyor. Len tenalu nunu hasfetmiş. Manası erişemezsiniz. Len gelmemiş olsaydı erişiyorlar manasını ifade edecek. Erişiyorsunuz olacaktı. Erişirsiniz şu halde ve gelecek zamanda. Ama len tenalu geldi, erişemezsiniz. Ta ki sevdiğiniz şeylerde